Şimdi burada da bu katil farkındalık simülasyonunu şey yapmıştım, kullanmıştım. Şimdi filmlerde simülasyona geçersek, eskiden hala da vardır bizim ders zaman, üniversitede ders verdiğimiz zaman, ondan sonra iki ders saatini birleştirirdik, 1,5 saat ders anlatırdık. Tamam mı? Çaktırmadan. İşte iki ders, 2 saati bir arada yapmak ayaklarına, dersi 1,5 saat anlatırdık. Şimdi böyle, burada böyle bir durum yok. Tam 2 saat bir yapacağız yani. Hani ara vermedik diye, tamam mı? Ondan sonra. Çocukların da hoşuna giderdi. Erken kaçacaklar ya. Şimdi geçen Şubat'ta gene bu örnekler vermiştim. Nasıl mesela kaos dili oluşturuluyor sinemada. Maç sayısından örnek vermiştim. Woody Allen tamamen mesela o filmde kaosu ve kaosun kırılmalarını, kelebek etkisini falan anlatıyor ama filmi seyrederken hiçbir şekilde bir yerden bir kaos kelimesi falan geçmiyor filmde. Ama adam o dili geliştirmiş. Şimdi o dile baksanız ama adamın esasında bir kaos dili olduğunu görüyorsunuz. Alfred Hitchcock tamamen bir kelebek etkisini kullanıyor Psycho filminde. Bunu artık biz bir kelebek etkisi olarak görebiliyoruz ama o onu yaparken yeni bir farkındalık, yeni bir yapılaşma filmde koymak adına yapılıyor. Şimdi sinemada da aynı şekilde onları gene YouTube'da var o örnekler, geniş geniş anlattık. Sinemada simülasyon şeyleri de, metaforları da çok fazla. Şimdi bunu öyle bir yaparlar ki en sonunda ondan sonra seyirci bunu bir şekilde hani yutar da diyebiliriz. Yuttururlar yani adamı. Ben gene hep onu söylerim, anlatırım. Rusya'dan Sevgilerle filmi çevriliyordu İstanbul'da. Biz de merak ediyorduk, gidiyorduk. Bakıyorduk nerede çevriliyor, ne yapıyor falan. Ondan sonra hatta Ayasofya'nın, Büyük Ayasofya, Ayasofya'nın önünde o Rusya'dan Sevgiler filminde oynayan kız vardı. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Ondan sonra arabada duruyordu, oturuyordu kız. Ondan sonra bir şey bekliyordu araba. Dediler ki işte o kız falan. Biz de çocuğuz, gittik. Abi kızı bir gördüm, bir daha bakamadım kıza. Dedim ne biçim şey bu ya? Acayip güzel bir kız. Bakamadım ikinci sefer yani. Ondan sonra gel zaman git zaman bu film Türkiye'ye geldi, Türkiye'de oynamaya başladı. Ondan sonra bir baktım. Ulan bunlar adama kaldırıyorlar dedim, tamam mı? Ne biçim adam bunlar ya? Adam kandırıyorlar. Nasıl kandırıyorlar? Bilen, İstanbul'u bilenler bilir. Ona şeyde Osman Bey'de bir tane bilmem ne köşkü vardır. Eski Mısır köşkü mü ne vardır? Böyle Şişli'ye doğru giderken şeyde solda. Şimdi o filmde adam oradan giriyor. Şey James Bond oradan giriyor. Şeyden Yunani Parkı'nın oradaki bir şeyden sığınaktan çıkıyor adam. Ondan dedim herife bak nasıl kandırıyorlar insanlar. Oradan girer. Oradan çıkar mı? Ama adamın derdi simülatif olarak onu seni ondan sonra kandırmak değil. Onun yerine geçmesini sağlamak. Ondan sonra. Bu şeyde de Topkapı filminde de neydi o Topkapı tabii Topkapı filmi. Ondan sonra. O da İstanbul'da çevrildi. Orada figüranlık da yaptık. Ondan sonra. O Can Kurtan'ın arkasında boş saha vardı. Oraya bir tane Luna Park kurdular. Luna Park. Adamlar Luna Park kurdular abi film çevirirken. Ondan sonra. Çünkü oradan kaçıp Luna Park'a inecekler. Yukarıdan. Topkapı'dan. Ondan sonra da oradaki Luna Park'taki bir şeylerin ondan sonra bir maketin şeyine o bıçağı koyacaklar meşhur palayı. Şimdi orada da çocuğuz ya anlamıyoruz fazla bir şey. Figüranlık yaptık ama bedava yaptık figüranlığı.
Çünkü o figüran şirketleri vardı. Onlar getirdikleri adamlara ekmek veriyorlardı, peynir ekmek. Ondan sonra bize hiçbir şey vermemişlerdi. Neyse. Dalyan Topatan vardı. Meşhur. Karakter oyuncusu. Yeşilçam'ın. Şimdi sonra filmi seyredince öyle mi? Dalyan Topatan polis. Sivil polis. Şeyi yakalıyor. Ondan sonra hemen o şeyin yerine yanına bir tane ev gibi bir yer kulübe yapmışlar. Oradan içeri sokuyor, tamam mı? Arkasında hiçbir şey yok. Sanki eve sokuyormuş gibi vardı. Sonra tabii film oynamaya başlıyor. Seyredince bakıyorsun. Ondan sonra da iç dekorasyonda onu yapmışlar. Yani o kadar şeyin yanında Luna Park'ı kurunca orada da öyle bir sahtecilik, taklitçilik yapmışlar. Onu da fazla kafama benim şey yapmamış. Şimdi bunu romanlarda da yapıyorlar hocam. Yani şeyin Orhan Pamuk'un şey romanında ne derler? Sessiz Ev romanında. O şey vardır, cüce vardır, onun annesi vardır. Annesini göndermişlerdir. Yani cücenin annesi öyle bir önemli figür ki romanda. Orhan Pamuk o kadından hiç bahsetmez. Nasıl gönderilmiş, şu an kadın yaşıyor mu, ne olmuş? Yani simülatif şey de onun yerine artık seni kaybettirmen lazım. Şimdi yeri gelmişken bir tane Baraj filmi vardır, Baraj dizisi. Ondan sonra Baraj dizisinde bir tane anne vardı kızıyla. Gelir. Ondan sonra. O kadıncağız birden kayboldu, gitti. Bir daha filmde yok, dizide yok ondan sonra. Neden ben onu söylüyorum? Çünkü onun kadını oynayan, anne rolünde olan, onun için biraz dikkat etmiştim. Nezaket oynuyordu. Nezaket Erdem. Bu şeyin ondan sonra Dirmit'i oynayan kız. Latife'nin, Tekin'in romanındaki Sevgili Arsız Ölüm romanındaki Dirmit. Ondan sonra oyununda ki oynuyor. O yüzden dikkatim. Ondan sonra, yani ama seyirci o değişimi dönüşümünün yanısını bırakıp onu sorgulamayarak o yeni oluşumlara karşı ondan sonra şey yapmaya başlıyor. Şimdi bu burada demin de okumuş olabilirsiniz. Böylelikle romanlarda da yeni öngörülmeyecek kurallar oluşturarak geçmişte hesaplaşmayı başka şeyle çevirerek simülasyon metaforları yapıldığını biliyoruz. Filmlerde de bu var. Bunları okumaları yapabilirsek gene bir iki tipik örnek alın. Mesela Schindler List filminde. Şimdi bu Baudrillard'ın ondan sonra takıldığı yerlerden birisi. Öyle bir şekilde bu film kurgulanıyor ki bu film bakın milyonlarca kişi tarafından seyrediliyor. Milyonlarca belki kişi tarafından seyrediliyor. İnternette, sinemalarda. Bu sonuçta sanki bu listenin bir film için hazırlanmış olduğunu insanlar zannetmeye başlıyor. Yani böyle bir gerçek olmamış da o gerçek yerine sanki bir film olmuş gibi ondan sonra görmeye başlıyor. Aynı şey bu bana ait. Kara Kedi Ak Kedi veya Kara Kedi Beyaz Kedi filminde olduğu gibi. Bu adam çingeneler hakkında bu roman şey film ve çingenelerin o farklılaşmasının üstünü kapatmaya çalışan bir ondan sonra bir film. Öyle bir simülasyon yapıyor ki filmde. Çingenelerin sanki ilerisi için hiçbir açılımları olmayacakmış gibi ondan sonra kaybolmuşlar gibi filmde ondan sonra lanse ediyor. Bunun yönetmeni de Türkiye'de öyle bir şekilde şeylere kondu ki. Yani sonuç olarak postmodern romandaki şeyi olduğu gibi filmlerde de
gerçekliği temsilin yerine o ikonun yapının dışında yeni kurgular oluşturma çalıştılar filmlerde. Şimdi mesela Avatar filmini alabiliriz. Avatar filmi tipik bir simülasyon diline sahip olan bir film. Bakın, bu gezegene birileri geliyor ve bu gezegendeki insanlarla, canlılarla karşılaşıyor. Şimdi bu canlıların en büyük özelliği doğala iç içe olmuş olmaları. Yani doğala olan o ilişkilerinin, hani dün anlattık ya, insanı simüle ettiklerini, doğadan kopmamış insanlar. Yani o simülasyonun ilk anlarını anlatan bir yapı. Ama bakıyorsunuz bu yaratıklar diyelim veyahut oradaki canlılar diyelim. Bakıyorsunuz iki tane gözü var, bir tane burnu var, bir tane ağzı var. Niye böyle? Niye yönetmen mesela tek gözlü yapmadı bunları? Değil mi? Alnın üzerine iki göz yerine bir tek göz koyabilirdi. Yapmadı çünkü bilinçli olarak yapmadı. Neden bilinçli olarak yapmadı? Çünkü eğer iki göz yerine burada tek göz koyarsak o insan gerçekliğinin dışına çıkmış olacak. Yani o kızın bu gezene gelen askerle olan aşkı hakkında, aşkına olan inanç hakkında seyircide bir acaba sorusu ondan sonra uyanacak. Ya bunlar nasıl olur da birbirine aşık olabilirler sorusu ağırlık kazanmaya başlayacak. Böylelikle yönetmen bu simülasyonu yaparak bu acabayı yerine geçmeyi kaybettirmiş durumda. Aynı şey Siyah Kuğu'da da yapılmıştır. Tabii Siyah Kuğu filmi simülatif olarak ondan sonra önemli bir kurgudur. Hem bunun indirgemeci düşünce tartışmalarını içeren bir özelliği vardır. Hem de Çarkovski'nin bu eseri üzerine getirilen tartışmalar vardır. Bu tartışmaların içinde ondan sonra ben de örnek olarak vermişimdir bunu. Nedir o? Bir düzeni sağlamak isteyenler vardır, bir düzeni bozmak isteyenler vardır. Siyah Kuğu bu şeyde, ne derler, Çarkovski'nin oyununda düzeni bozandır. Düzeni bozandır. Yani bir anarşisttir. Düzeni bozandır. Bu nedenle bunun en sonunda cezalandırılması lazımdır. Ki düzen tekrar ortaya çıksın diye. Çarkovski Siyah Kuğu Balesi'ni yaparken muhakkak St. Petersburg'un o özelliğinden de faydalanmıştır. Çünkü St. Petersburg'da Siyah Kuğu his kötüdür. Siyah Kuğu, çünkü St. Petersburg'un simgesi beyaz kuğudur. St. Petersburglular Siyah Kuğu göründüğü zaman St. Petersburg'a seller basacağını, sular altında kalacağını ondan sonra düşünürler. Karl Popper'a göre de bu tamamen indirgemeci düşüncenin bir oyunudur. Bu biliyorsunuz beyaz kuğu, her şey, bütün kuğular beyazdır ondan sonra saptaması. Yani bu film bu tip simülasyonları da içinde ondan sonra barındırır. Ve yönetmen tabii müthiş bir yönetmen. Yönetmen bunların hepsini hesaba katarak ondan sonra, tabii kendi hesaba katmıyor. Tabii kim bilir kaç tane danışmanla birlikte ondan sonra bu film üzerine çalışıyorlar. Bizim genç çocuklar da şimdi çok güzel filmler yapıyor ama abi diyorum nasıl öğrendim bunu? Abi Google'a girdim, Google'dan öğrendim diyor. Yani ya git bunu biraz bilenler var kardeşim, git bir iki tane bilenle konuş. Belki daha iyi olmasını sağlayacaksın yaptığın iş. Yok diyor, Google'a gittim. O Çırak filminde olduğu gibi Google'daki bütün ondan sonra hastalıklarını öğrendim. Panik atak hastalıklarını öğrendim. Onları işte yavaş yavaş filmde sıraladım.
Ama sen gittin bir psikiyatriste konuştun mu? Yok, konuşmadım. Gerek yok diyor. Google'da hepsi var diyor. Şimdi bunlar 50 tane, en az 50 tane danışmanla çalışıyor bu yönetmen. Şimdi eğer simülatif şeye gelirsek, eğer bu kız biliyorsunuz hastadır aynı zamanda filmdeki bu kız. Yani kendine acı vermek, kendinle ondan sonra yaralamak, kendine işkence yapmak hastalığına sahiptir. Eğer bu hastalığa sahip olmayan bir özelliğe sahip olan bir kız olsaydı bu kız, bu kızın siyah kuluna yerine geçip kendini öldürmesini hiçbir zaman seyirci inanmayacaktı. Onu bir yapmacık olarak, yapma olarak görecekti. O yüzden yönetmen oyun içerisinde bu kızın böyle bir hastalığının olduğunu 200 sefer, 2-3 yerde bize vurgular. Demek ki simülatif yaparken bu tip gerçekliklerin üzerine kurgulamalar yapmanız lazım ki o film önemli bir film veyahut da çok seyredilen kalıcı bir film üzerine sahip olsun. Şimdi tabii bu filmler arka arkaya da olursa da başka şeyler de oluşuyor. Mesela Woody Allen'in filmleriyle, Woody Allen'in filmlerinde şunu görüyoruz ki modern kahraman yerine postmodern kahraman geçiyor. Anti kahraman. Yani Woody Allen şunu anlatmak istiyor ki bir adamın başarılı olması için ondan sonra çok becerikli olmasına gerek yok. Bir adamın başarılı olması için çok yakışıklı olmasına gerek yok. Bir adamın başarılı olması için atletik olmasına gerek yok. Ondan sonra iyi koşmasına gerek yok, iyi vurmasına gerek yok. Bir adam kimsenin o özelliklere sahip bir insanın çözemediklerini de çözer. Bu yani şeyin ne derler, modern romanlardaki, modern sinemadaki kahramanın yerine bir anti kahramanın geçirme ondan sonra sevdası bu şeydeki ne derler. Bakın yerine geçirmez diyor, dikkat edin. Bakın onun tırnak içine söylüyorum. Yerine geçirme olarak söylüyorum. Anti kahramanın bir özelliği var. Yerine geçme. Kahramanı yerine geçme. Ama bizim Şaban'a gidersek Şaban'ın böyle bir şeyi yok. Yerine geçme derdi yok. O yüzden Şaban filmlerindeki ondan sonra modern kahraman yerine geçen Şaban esasında bir anti kahraman değil, bir katık kahramandır. Katık kahramandır. Çünkü o bulunduğu düzenin ondan sonra yapısındaki şeyin ne derler, içindeki bir düzensizliğin peşinde değildir. O, onun derdi orada yapılan ondan sonra şeyi ne derler, haksızlığa karşı bir duruştur. Zaten Kemal Sunal da kendini bir Şaban'ı bir anarşist olarak düşünür. İşte insanın belli yaşa geldiği zaman düşünüyorum da böyle ne güzel anıları oluyor. Ve anıların çoğu olması bazı şeyleri anlatmadan onu zenginleştiriyor. Bu da güzel bir şey. Yani çok sıradan yaşamış olmak da o kadar ilginç bir şey değil yani. Şimdi Kemal Sunal'ı ben Vefa Lisesi'nden tanıyorum. O yüzden de ona karşı bir ilgim var. Müjdat Gezen falan. Bunlar edebiyattaydı, biz fendeydik ve bunlar bizden büyüktü. Yani ben lise 1'deyken, onlar lise 3'teydi. Edebiyat şubesindeydi. Belki çok da sınıfta da kalmış olabilirler. Her şeyde, teneffüste bunlar kavga ederlerdi. Kendi aralarında. Çünkü bir şeyi kendi aralarında tartışırken bir türlü anlaşamazlardı. Yine kavga edeceklerdi artık biz bunlara. Yani öyle bir tanışıklığım da var. Bu simülasyonlara başka bir örnek de verebiliriz. Bu
Şahan Gökman'ın oynadığı filmler. Çevirdiği diziler, dizi tekni, filmler. Buna baktığımız zaman. Bu da bir esasında sümülatif bir oluşuma karşılık geliyor. Kahraman yerine yeni bir postmodern kahraman geçiyor ama bu postmodern kahraman sistemle uyanıklık içerisinde geçiyor. Yani bu geçiş ne bir anti kahraman ne bir katil kahraman. Onun çünkü o yaşadığı dünyanın onun içerisindeki öyle bir değişim dönüşümle hiçbir alakası yok. Onun aksine onu bozmaya çalışan bir yapıya sahip. Bu nedenle burada ortaya çıkan kahraman temelde Magandalı'nın, Kirol'un resimleşmesini yerine geçen bir kahraman oluşuyor. Osman pazarlamada bu kahraman kendini daha çok şeye veriyor, ne derler. Öbürkülerde ele vermiyor ama burada daha çok ele veriyor. Tabii dizi filmlerden de verebiliriz. Dizi filmlerini seyreden, burada da seyretme olayı var. Dizi filmleri seyredersek, o dizi filmlerden bir kahramanın yerine geçmeye başlıyoruz. O kahraman gibi hareket etmek istiyoruz. Aynı şey oyunu oynayanlar için de geçerli. Mesela Engin Günaydın, Galip Derviş'i oynayan, çok başarılı bir şekilde oynuyor. Galip Derviş dizisini oynadı. Böyle düşünüyordum. Acaba bir olayla karşılaştığı zaman sonra bilsem ona Engin Günaydın'a, ya sen kendi o an bir Galip Derviş hissediyor musun? Yani Galip Derviş gibi o olayı çözmeye çalışıyor musun? Galip Derviş gibi o olayın nasıl cereyan etmiş olduğu hakkında bir kafandan bir şeyler geçiyor mu? Yani sen sümüne oldun mu? Onu yerine geçtin mi? Mesela Erdal Bakkal'ı oynayan Cengiz Bozkurt. Onu bir konuşmasına katılmıştım, sunumuna. Orada bir film üzerinden sunum yapıyordu. Dedim ki Cengiz Bozkurt'a. Dendim bu, ben Erdal Bakkal'ı falan seyretmedim de, ama duydum postmodern bir yapılaşma olarak. Dedim sen kaç tane dizi çevirdin dedim bu Erdal Bakkal hakkında olarak. Hangi dizi kaç? 360 mı ne dedi bana? 370. Yapma ya dedim. Yani 370 filmde Cengiz Bozkurt Erdal Bakkal olmuş. Dedim ki peki sen bir bakkalın önünden geçerken ne hissediyorsun ya? Yani Erdal Bakkal'ın aklına geliyor mu? Yani sümüne olma olayı, yerine geçme olayı bu şekilde de olma. Bana dedi ki yok ya hiç öyle bir şey hissetmiyorum dedi. Ben ona tam inanmıyorum. İçeri girip bir kahve mavi yapmak istiyordur. Şimdi böyle dizilerde de arka sokaklardaki polisler kendilerini hiç artık polis seyreder. Onun yerine geçenler kendini polis görür vesaire. Şimdi en son katil farkındalık simülasyonu da nerelerde ortaya çıkıyor derse, sorarsanız bunu da bazı filmlerde görebiliriz. Filmin sonundaki, yani başındaki bir rastlantının, bir karmaşık rastlantının, filmin sonunda bir öngörülmeyene neden olduğunu görebiliyorsak, o film Baudrillard simülasyonun dışında bir kaotik farkındalık simülasyonu kurgulamış diye düşünebiliriz. Örnek mi? Örnek için Ben Madame Bovary Değilim filmi. Bu bir Çin filmi. Bu Ben Madame Bovary Değilim esasında bir Madame Bovary diye bir roman var. O romanın bir şekilde Çin versiyonu alıntısından kurgulanmış bir film. Mesela meşhur bir roman var, Madame Bovary diye, biliyorsunuz. O kadın, yazarı da kadın. Şimdi bu filmde şöyle bir durum var. Bu filmde bir köyde yaşayan bir kadın, kocalar bunlar. Ondan sonra adam diyor ki devlet bir şey çıkartıyor. Karı koca olanların, olmayanlara
İşte kredi vereceğiz, bir şey yapacağız yani bekarlara. Onlar ev yapsın. Bunlar ayrılıyorlar. Ama adam diyor ki ayrılırken biz sana diyor gene karı koca gibi yaşayacağız ha diyor, tamam mı? Böyle bir karmaşık bir yapılanmışma içerisinde bir oluşum oluşuyor. Ya adam başka bir kadın buluyor. Bu kadını bırakıyor. Bu kadın diyor ki sen bana söz vermiştin hani. Sen bana söz vermiştin. Biz boşanacağız ama tekrar beraber olacağız. Bak sen şimdi başka bir kadınla yaşıyorsun. Sen beni aldattın diyor kadın adama. Ya git diyor, nereye gidersen git falan filan. O ilk önce muhtara gidiyor. Muhtar bunu kapıdan kovuyor. Belediye başkanına gidiyor. Belediye başkanı koruyor. Valiye gidiyor. Vali kapısından kovuyor. Kadın nereye gitse bütün kapılar kapanıyor. Kadın diyorlar ki belge getir bize, belge. Diyor ki kadın belge, bir söz var ortada diyor. Bir söz. Bir farkındalık var. Ben ona göre konuşuyorum diyor. Kadına bunlar hiç ciddiye almıyorlar. Ve kadın en sonunda Pekin'e gidiyor. Ve Pekin'de bu şeyler İçişleri Bakanlığı'nın kapısında beklemeye başlıyor. Kimi görmek istiyor? İçişleri Bakanı'nı. Kapısında bekliyor. Ve İçişleri Bakanı geçerken kadının önüne atlıyor bunu. Hemen kadını tutuyorlar mı diyorlar. İçişleri Bakanı diyor ki niye kadını, ne oldu diyor, bu kadın ne istiyor diyor. Efendim diyorlar bu kadın deli. Ne delisi diyor. Bakın bize bırakın diyor, gelsin anlatsın bana şeyini diyor. Ne derdini. Kadın anlatıyor buna derdini. İşte bir adamla böyleydim. Adam beni kandırdı. Gittim muhtara gittim, kapının önüne koydu. Belediye başkanının önüne gittim, kapına koydu. Valiye gittim, kapının önüne koydu. En sonunda size geldim diyor. Bana söz verdi diyor. Sözünü yerine getirmiyor diyor. Bizim Çin'de söz vermek önemlidir. Vay anasına ya diyor şey nedenler. Şey bakan. Bütün valileri topluyor Çin'deki. Kaç tane vali varsa. Hepsine diyor ki bak biz bir yerde hata yapmışız. Yapıyoruz. Onun için bizim şu anki düzenimizi, ondan sonra kendi aramızdaki bu bürokratik ilişkilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Neden bu kadın? O sorunun cevabını bulacağız. Neden bu kadının buraya kadar gelene kadar ondan sonra problemi çözemedik? Demek ki bir yerde hata yapıyoruz diyor ve bütün sistemin yeni baştan düzenlemesine gidiyor. Ve İçişleri Bakanı muhtarı görevden alıyor. Belediye başkanını görevden alıyor. Valiyi görevden alıyor vesaire. Şimdi burada şu çıkıyor ki bu protesto olaylarda da bu var. Eğer siz bir farkındalık üzerine bir protest eyleme kalkışırsanız o eylem bu eylemindeki sonuç gibi kimsenin öngöremediği bir değişime dönüşüme neden olabilir. O yüzden bu filmde ben bunu bu şekilde okumuş oldum. Tabii bu filmle benzer başka filmler de var. Katil farkındalık üzere konuşulan işte Dövüş Kulübü filmi. Burada da bir öngörülmeyen bir oluşum ortaya çıkar. Vesaire. Ben burada durmak istiyorum arkadaşlar. Evet, 15 10 dakikamız var. Eğer şeyse varsa sorular konuşabiliriz. Hocam bir iki yani şey yorum ve soru o da çıkabilir içinden. Lütfen. Şimdi bu öncelikle bu zengin hakikaten şey için prezentasyon için hakikaten teşekkürler. Çok çeşitlilik, yani bugün de biyoçeşitlilik günüymüş. Burada da bir çeşitlilik var. Bu güzel yani bence çok. Bak sen bunları çok güzel yakalıyorsun. Bugün ne varmış? Biyoçeşitlik mi var bugün? Biyoçeşitlilik günü. Yani Oo. işte bitkilerin çeşitliliği önemli. Anladım, anladım, anladım. Yani indirgeme olmasın tek şeylere falan diye. Dolayısıyla bu çeşitlilik de güzel yani çok tabii ki dediğin gibi yorulman da haklısın çünkü çok geniş bir şeye hitap ediyor. Ben bu algı operasyonlarından Bergama'ya gene değineceğim. Bergama ile Gezi'ye.
Şimdi bence Bergama'da bize karşı, yani bize diyeyim, bu işle uğraşanlara karşı çekilen algı operasyonu başarılı olmuştur diyeceğim ben. Algı mı, komplo teorileri mi? Algı. Yok, algı operasyon çekilen, yani devletin çektiği algı operasyonları şeyi dağıtmıştır. Yani bizim önemini kaybettirmiştir toplumda. Yani işte o sırada bu FETÖ olaylarında girmesi meselesi ve işte o şeyinde bir akademisyenin de bu olaylarla ilgili öldürülmesi falan, tamamıyla insanların kafası bence dağıtılmıştır. Ve böylelikle de olay önemini kaybettirmiştir. Yani ben öyle Öyle anlıyorum yorumluyorsun. içinden. Ve doğrusu da böyle olmuştur. Ama Gezi'de böyle değil. Gezi'de ilave bir algı operasyonu gerek görmedi bence yetkililer diye düşünüyorum. Çünkü onların amacı iki şeydi yani bence. Onlar tamam olayı çekmiyorlar, ilave bir konuyu hiçleştirmek ya da önemsizleştirmek için. Çünkü amaçları başkaydı. İki şey yani, bir o yol altında, yani Taksim'in altından yol geçmesini sağlamaktı. Bir de cami yapılmasını sağlamaktı. Ondan dolayı bence hiçbir şekilde bir manipüle gerekmedi yani. Anladım. Alo? Ses gitti mi? Evet, Ender Hoca dondu galiba hocam. Onun şeyinde mi problem var şimdi? Evet. Ender, bizi duymuyorsun değil mi? Evet. Evet, diğerleri bizi duyuyor mu acaba? Kimse bizi Evet duymuyor. hocam, duyuyorum. Evet hocam. Ha, siz duyuyorsunuz yani. Hı. Peki bu sırada sizden bir soru varsa onlara bakayım varsa. Hocam bir şey aklıma geldi de siz Kemal Sunal'ı anlatırken. Mutlaka izlemişsinizdir ya da hatırlarsınız belki ama. Kemal Sunal'ın Orta Direk Şaban diye bir filmi var. Evet. Orada Şaban, Ender Hoca geldi hocam. İsterseniz Hoca devam. Alo? Ender? Sesi kapalı hocam şu an. Sesim mi kapalı? Evet, şu an sesi Evet, açın. Ender hocam, sesiniz kapalı. Evet Alp, sen devam et istersen. Şimdi. Orada hocam Kemal Sunal baş kahraman at yarışı oynuyor ama at yarışından hiç anlamıyor. Atlara dair hiçbir bilgisi yok. Sadece arkadaşlarından duyduğu kadarıyla bu işte çok para olduğunu öğreniyor. O da borçlarını falan ödemek için at yarışı oynamaya başlıyor. İşe giderken bindiği minibüs var. Minibüsün içinde işte rastgele bir şeyler karalıyor ve tutturuyor. Sonra işte bu at yarışlarına yatırım yapan mafya öğreniyor böyle bir şey olduğunu. Onu kaçırıyor ve ona kupon yazdırarak işte yarış kazanmaya çalışıyor ama işte bir kere deniyor, iki kere deniyor, üç kere deniyor, olmuyor. Bir eksik var. Ne eksik diyorlar? İşte o bindiğim dolmuş yok diyor. İşte o dolmuşu buluyorlar. Ondan sonra dolmuş gibi davranmaya başlıyor. Yani dolmuşta oturur gibi yolcular, işte şoför var filan. Oturuyorlar. Orada deniyor. Yine olmuyor. Ne yok diyorlar. İşte bir kaset vardı. Kaseti bulmanız lazım o sırada çalan diyor. Onu buluyorlar. İşte başka eksikler çıkıyor. Yine tutmuyor, tutmuyor falan. En sonunda bütün parçaları tamamlıyorlar. Gerçek bir minibüs bulup işte Topkapı dolmuşuna biner gibi herkes sıkış tepiş binmeye çalışıyor. O ortamda yazdığında tutturuyor kuponu.
Yani bu şey gelmişti aklıma siz anlatırken. Simülasyon, ya bir simülatör gibi o minibüsün içine binip o şans bileşenini bulmaya dönük bir davranış var gibi düşünmüştüm de. Çok güzel yani örnek. Siz ne dersiniz? Hatırlar mısınız? Evet, çok güzel bir örnek Alp Hocam. Ben de hatırladım da, hatta minibüsü dışarıdan sallıyorlar. Aynı bir simülatör, el yapımı yani. Evet. Handmade evet. Simulation gibi. Ondan sonra her noktada da bir özelliği ekliyorlar. Mesela diyor ki ya yanımda sürekli işte gelininden şikayet eden bir teyze vardı, o yok falan. Her seferinde bir eksiği buluyorlar. İşte sonra işte balık kokan bir adam vardı, o yok. Evet. Aynen, balık kokan bir adam vardı, o yok falan. Tek tek eksikleri tamamlıyorlar. Çok güzel bir örnek, evet ya. Hocam siz de onu izlersiniz gerçekten. Evet, güzel bir örnek, tam simülatör olarak, evet. Evet, adım adım tamamlıyorlardı. Oldu arkadaşlar, teşekkür ederim.